Şimdi fotonik bölümüyle devam ediyoruz. Doktora öğretim üyesi Emre Sarı bize bölüm hakkında bilgi verecek. Bölümde yürütülen araştırmalar ve fotonik bilimi nedir, ne yapar? Bununla ilgili merak ettiğiniz sorularınızı yine bize yöneltebilirsiniz. Emre Hocam, söz sizde. Merhaba Özgen, teşekkürler. Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Pandemi döneminde sizi bu şekilde ağırlıyor olmaktan, en azından İT'yi tanıtabilmekten dolayı oldukça mutluluk duyuyoruz. İT'nin en yeni bölümlerinden biri olan fotonik bölümünde öğretim üyesiyim. İsmim Emre Sarı. Fotonik bölümü nedir? Fotonik nedir? Fotonik bölümü mezunları, fotonik alanında çalışanlar neler yapar? Bununla ilgili kısa bir sunumum olacak. Eminim sorularınız olacaktır. Lütfen Özge Hanım da belirttiği gibi soru cevap bölümünden bunları yazın. Ekranımı paylaşmıştım zaten. Umarım görebiliyorsunuzdur. Fotonik bölümü 2015 yılında İT Fen Fakültesi bünyesinde kuruldu ve halen İT Fen Fakültesi bünyesinde bir bölüm. 2015'in şöyle bir özelliği var. UNESCO'nun ışık yılı olarak ilan ettiği, tüm dünyada bu şekilde kutlanan bir yıl. Özellikle bu alandaki gelişmelerin hız kazandığı ve önemli gelişmelerin yaşandığı yıllardan biri 2015 yıl. Tam da o yılda kuruldu İT Fen Fakültesi bünyesinde fotonik bölümü. İlk başta disiplinler arası yüksek lisans ve doktora programlarımız açıldı. Öğrencilerimizi 2017 ve 2018'de almaya başladık. Daha sonra 2019 yılında lisans öğrencilerimizi de ağırlamaya başladık. Onlar da şu an öğrenimlerine devam ediyorlar. İkinci sınıfta ve birinci sınıfta lisans öğrencilerimiz ve hazırlık sınıfında öğrencilerimiz mevcut. Bölümümüzün görevi, misyonu organik, inorganik yapıların kullanılacağı, ışık dönüştürücü aygıtlar, ışık yayan malzemeler, aygıtlar, yeni nesil güneş hücreleri, alan etkili transistörler, sensörler, biyoelektronik, baskı hafıza ve devreleri ve uygulama alanlarında teorik ve uygulamalı lisans ve lisansüstü eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini yürütmek ve uluslararası ve ulusal sanayinin Ar-Ge faaliyetlerine destek olmak bulunmaktadır. Ve bu şekilde de günlük hayatta kullandığımız ve kullanacağımız, ileriki yıllarda kullanacağımız fotonik ile ilgili teknolojilerin gelişmesine yardımcı olmaktır. Fotonik bünyesinde yapılan araştırma ve eğitim odakları çerçevesinde çalışan öğretim üyelerimiz var. Dediğim gibi genç bir bölüm, yeni bir bölüm. Zaman içerisinde gerek öğrenci sayılarımız, gerek öğretim üyesi sayılarımız giderek artacak. Ancak şu an hani sayımız, öğretim üyesi sayımız 5 olarak gözüküyor. Yaklaşık da lisans öğrenci sayımız 40 civarında. Bununla ilgili net rakamları az sonra paylaşacağım. Şu an için odak alanlarımızdan moleküler fotonik ve fotonik aygıtlar ve kuantum optik ve optik spektroskopi alanlarında yoğunlaşıyoruz. Önümüzdeki aylarda, günlerde hatta yeni öğretim üyelerimiz katılacak. Hatta tam bu hafta bir öğretim üyemiz daha görevine başladı. O şekilde güncellemem biraz eksik kaldı. Ama şunu söyleyebilirim ki oldukça zengin. İT'nin bu alanda araştırma yapan öğretim üyelerine, bölüm öğretim üyelerine oldukça rahat bir şekilde Tuğrul Hocam'ın da belirttiği gibi İT'nin kültürü çerçevesinde, gerek bölüm kültürümüz çerçevesinde oldukça erişilebilir şekilde kendinizi geliştirmeniz için gerekli kaynaklara sizin erişiminizi kolaylaştıracak şekilde yönlendirmelerimizi yapıyoruz. Bu İT'nin genel olarak kültüründe olan bir şey. Yine fotoniğin faaliyet alanlarında ya da kendi alt kırılımlarında biyofotonik, medifotonik ve lazer mühendisliği ve entegre devreler alanlarında da genişlemeyi planlıyoruz. Bu konuda da öğretim üyelerimiz, araştırmacılarımız bize katılacak önümüzdeki günlerde, yıllarda. Kısaca size yıllar içerisinde bölüm faaliyetlerimizden kısaca bahsetmek istiyorum. Aktif olarak yürütülen araştırma projeleri, dış kaynaklı projeler
yıldan yıla giderek artmakta. Bölümümüzde yapılan araştırmaların çıktıları, yani makale sayıları da yıldan yıla oldukça etkileyici bir şekilde artmakta. Öğretim üyelerimiz, araştırma görevlilerimiz oldukça önemli dediğim gibi. Bunlar da zaman içerisinde giderek artıyor ve lisans öğrenci sayılarımız da her yıl üniversite sınavıyla bizi tercih eden, bölümümüzde öğrenime başlayan öğrencilerimiz de giderek artıyor. Dediğim gibi şu an ikinci sınıfta ve birinci sınıfta okuyan öğrencilerimiz var ama giderek diğer sınıflarda da okuyan öğrencilerimiz, devam eden öğrencilerimiz olacak. Hatta işte burada görselde gördüğünüz gibi hazırlık sınıfındaki öğrencilerimiz de dahil, öğretim üyelerimiz, araştırma görevlilerimiz, yüksek lisans doktora öğrencilerimizi bu şekilde bir fotoğrafı sızdırabiliyoruz. Kendileriyle birebir ismen de hatta biliyoruz, tanışıyoruz. Kişisel gelişimlerine, hayat vizyonlarına katkıda bulunmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Kısaca size fotonik nedir, bundan bahsetmek istiyorum. Az önce kısaca belki bahsettiğim gibi ışığın oluşturulması, algılanması ve dönüştürülmesi alanında çalışan bir interdisipliner, yani disiplinler arası bir bilim dalıdır. Bu nasıl oluyor ışığın oluşturulması, algılanması ve dönüştürülmesi? Buna bakmamız gerekirse ışıma, transmisyon, modülasyon, sinyal işleme, anahtarlanma, güçlendirilme ve şeklinde oluyor. Günlük hayatımızda oldukça yaygın olarak artık karşılaştığımız bir standart haline gelen LED tabanlı aydınlatma ya da kameralar ya da işte ekran teknolojileri fotoniğin alanına giriyor. Aynı zamanda lazer ile ilgili olan her şey, örneğin tıbbi uygulamaları ya da üretimdeki uygulamaları, birbirinden uygulama alanları yine fotonik çatısı altında diyebiliriz. Günlük hayatta nerede karşımıza çıkıyor? Gerçekten her yerde, yani hemen hemen. Ev, ofis, marketteyken, araba, uçak, arabadayken, uçaktayken, tıbbi ekipmanlar kullanırken ya da tıbbi ekipmanlar doktorlar tarafından kullanılırken, üretimde, tarımda, savunmada, iletişimde ve diğer birçok alanda fotonik var. Bunlardan kısaca bahsetmek gerekirse, bu İngilizce slide ama anlayacağınızı tahmin ediyorum. Enerji verimli floresan lambalarda, LED tabanlı ışık kaynaklarında, çatılarımızdaki solar panellerde, güneş panellerinde, televizyonlarımızın uzaktan kumandasında, televizyonlarımızın ekranlarında, DVD, CD okuyucularında, evimizin güvenliğini sağladığımız infrared alarmlarda, daha birçok yerde, hatta işte pandemi döneminde hepimizin ateşi ölçülüyor. O ateşi ölçen aygıtlarda, parmak izi okuyucularında ve bütün kameralarda, hatta yani en yaygın kullandığımız cihazlardan biri şu an biliyorsunuz cep telefonu. Cep telefonu piyasasında şu an yarış tamamen ekran çözünürlüğü, ekran boyutu ve kameranın işte megapikseli ya da çözünürlüğü üzerinden yürüyor. Bütün bunlar aslında fotoniğin faaliyet alanına giriyor. Bundan özellikle bahsedebiliriz. Lazerlerin oldukça yaygın kullanım alanı var dediğim gibi. Lazerle çok kalın metalleri kesmeniz vesaire mümkün. Aynı zamanda işte lazerle gözlerinizin tedavi olması mümkün. Ve daha birçok önümüzdeki yıllarda karşımıza çıkacak optik bilgisayarlar ya da kuantum bilgisayarlardaki teknolojiler, bütün bunlar fotoniğin faaliyet alanlarında saymak mümkün. Örneğin araçlarımızda ya da işte uçaklarda nerede karşımıza çıkıyor? Bunların güvenliğinde karşımıza çıkıyor. Ya da işte otomatik olarak kendi fren sistemleri oluyor bazı araçların. Bir engele yaklaştığınızda ya da başka bir arabaya yaklaştığınızda fren yapıyor. Bunun sensörlerinde kullanılıyor. LIDAR dediğimiz sensörler kullanılıyor yaygın olarak. Kameralarda kullanılıyor. Kamera da bir fotonik teknoloji. Buradaki görselde gördüğünüz gibi head-up display dediğimiz, aslında ekransız havayı şey yaparak, şekillendirerek ya da havada bir görüntü oluşturarak bir ekran gibi düşünebileceğiniz şeyler var.
LED tabanlı trafik sinyalleri, ışıkları, trafik radarlarının artık elektromanyetik dalgalar ya da antenler vasıtasıyla değil, lazerle yapıldığını görüyoruz. Bütün bu teknolojilerin fotonik temelli olduğunu görüyoruz. Medikal sektörde göz ameliyatları artık lazerlerle yapılıyor. Tümör yakılması, parçalanması lazerlerle yapılıyor. Tıbbi teşhis sistemleri ya da işte yine gözde yer alan işte retinanın kalınlığını ölçmeye yarayan optik koherans tomografisi ya da giyilebilir akıllı saatlerde bulunan işte oradaki kalp hızınızı ya da o kan oksidasyon seviyenizi gerçek zamanlı söyleyen teknolojiler, mikroskoplar, fotodinamik terapi, hatta işte dövme yaptığınızda çıkarmak istediğinizde kullanılan teknolojiler hepsi aslında birer fotonik teknolojisi. Üretimde nasıl yapılıyor? Lazer kaynaklama, hatta işte entegre devrelerin, bu günden güne performansı artan işlemcilerin üretiminde kullanılıyor. Machine vision dediğimiz ya da işte görü sistemlerinde oldukça yaygın kullanılıyor. Kalite kontrol sistemlerinde, test sistemlerinde, 3 boyutlu yazıcıların bir kısmında SLA tabanlı yaygın olarak kullanılan 3 boyutlu yazıcılarda kullanılıyor. Tarımda oldukça yaygın bir şekilde kullanılmaya devam ediyor. Örneğin işte bodrumunuzda, evinizin bodrumunda ya da kapalı bir yerde istediğiniz bitkileri bitkilerin sevdiği renkteki ışıkla aydınlatarak daha verimli bir şekilde, enerji verimli bir şekilde üretmeniz mümkün. Aynı zamanda fotonik temelli sensörlerin kullanıldığı, meyvelerin ne kadar olgunlaştığını ölçebildiğiniz sensörler de mümkün. Örneğin işte zararlıların, tarım zararlılarının varlığını tespit etmekte yarayan yine fotonik teknolojiler mevcut. Savunma sanayinde oldukça yaygın kullanılıyor fotonik. Örneğin gece görüş sistemlerinde ya da işte füze takip sistemlerinde ya da lazer silahlarında kullanılıyor. Şu an dronları lazerlerle yakarak, patlatarak denemeler yapılıyor. Asarsan'ın bu videoları var, görmüşsünüzdür belki. Ve hatta mayınların tespitinde de yine fotonik kullanılıyor. İletişimde oldukça çığır açan fiber optik iletişim sistemleri tamamen aslında fotonik temelli bir sistem. Dünyanın artık dört bir yanı uçtan uca fiberlerle çevrili, fiberlerle döşeli. Kıtalar birbirleri arasında fiberle ya da ülkeler birbirleri arasında fiber optik kablolarla iletişim sağlıyor, internet iletişimini sağlıyor ve bu gerçekten zamanında büyük bir hız kazandırdı. Örneğin yani bunu şeyde de düşünebilirsiniz, global ölçekte de düşünebilirsiniz, mahalle ölçeğinde de düşünebilirsiniz, hatta bilgisayarınızın hatta onun içindeki çip ölçeğinde de düşünebilirsiniz. Bu ileriki yıllarda bilgisayarlarınızdaki devrelerin birbirleriyle haberleşmesinde, hatta kendi içindeki bileşenlerin kendi içlerinde haberleşmesinde kullanılması öngörülüyor. Bu şekilde çok daha hızlı, çok daha performans yüksek bilgisayarlar elde edilmesi planlanıyor. Bütün bunlar fotoniğin ilgi alanına giriyor. Baktığınızda diğerleri olarak nitelendirdiğimiz işte kuantum teknolojileri, ölçüm metroloji sistemleri, kimyada, astronomide, LIGO deneyini biliyorsunuzdur belki, gravitational dalgaları, yerçekimsel dalgaların tespiti konusunda ve optik cımbız dediğimiz teknolojinin, yani objelerin biyolojik olabilir, başka olabilir, lazerle tutulup bir yerden bir yere taşınmasını sağlayan teknolojilerin fotonik temelli olduğunu görüyoruz. Bunlar da gerçekten son özellikle 20 yılda ciddi fark yarattı. Teknolojide olsun, bilimde olsun. Nobel Fizik ve Kimya Ödülleri'nde bunun çok karşılığını görebilmekteyiz. Fotonik temelli birçok teknolojinin, birçok bilim atılımının yapıldığını görüyoruz.
Ve köründe bile, lazer ışık gösterilerinde bile kullanıldığını söyleyebiliriz. Lisans programımızdan bahsetmiştim. Biz bütün bu aslında uygulamalara ya da bütün bu sanayi alanlarına nitelikli insan kaynağını yetiştirme misyonuyla biz bu lisans programımızı kurduk. Lisans programımızda da buna güzel bir temel oluşturacak şekilde gerçekten büyük bir emekle güzel bir lisans programını hazırladık. Mühendislikte temel bilimlerin ilk iki yılında yer alan program derslerimin yer almakta. Aynı zamanda fotoniğe spesifik bazı dersler de yer almakta. Bunlardan kısaca bahsetmek gerekirse işte genel fizik, genel kimya, işte Türk dili, Atatürk ilkeleri, inkılap tarihi, İngilizce yer alıyor. Daha sonra biraz daha spesifik hale geliyor. Optik fotoniğin temelleri ve bununla ilgili laboratuvar derslerimiz. Bunda fotonikte kullanılan matematiksel yöntemlerle ilgili dersler. Elektrodinamik, bu fizik ve elektrik elektronik mühendisliğinde temel derslerden biri. Ona benzer şekilde biraz daha fotonik altyapısı kurmak üzerine hazırlanmış bir ders. Optoelektronik, elektronik devreler, moleküler fotonik, yani kimya ile aslında fotoniğin kesişimindeki dersler, biofotonik, lazerler, nanofotonik ve spektroskopi ile ilgili dersler. Yani hep fizikle ya da işte kimya ile ya da diğer malzeme bilimleri ve mühendisliği ile ilgili interdisipliner dersler yer almakta. Ve son olarak da aslında seçmeli derslerimiz var. Seçmeli derslerimizde de burada sanırım bir şekilde sunumdan çıkmış yer alan derslerimiz var. Pardon, şöyle ileri alayım. Burada da mesela plazmonik gibi ya da nanoteknolojik enerji uygulamalarında fotonik gibi, optik MEMS gibi ya da silisyum fotoniği gibi daha spesifik, sizi bu alanda hazırlayacak, daha altyapısını hazırlayacak dersler yer almakta. Teknoloji hazırlık seviyesi diye bir kavramdan bahsetmek istiyorum. Çok kısa bir şekilde süremin olduğundan yola çıkarak. Teknoloji hazırlık seviyesi aslında bir fikrin oluşumundan onun ürüne kadar gidişini, ürüne kadarki yolculuğu içerisindeki gelişimini ve ne kadar hazır olduğunu, teknolojinin ne kadar piyasaya çıkmaya hazır olduğunu anlatan bir kavram. Bizim bahsettiğim bu dört alanda fotonik malzemeler, fotonik aygıtlar, kuantum teknolojileri ve biyofotonik medikal fotonik alanlarında yaptığımız çalışmalardan bazı örnekler var. Bunların zaman içerisinde nasıl olgunluğa erişmesini erişeceğini düşündüğümüz bir grafik. Zaman içerisinde biz bunları insanların kullanacağı, yaygın olarak kullanacağı teknolojiler olmasını öngörüyoruz. Ve bunun için araştırma projeleriyle ya da sanayi ortaklı projelerle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Teknoloji hazırlık seviyesi 2'den, yani başlangıç fikir aşaması ve ön deneylerinden bunları işte 6 seviyesine kadar, bunu 10'a kadar düşünebilirsiniz. 6 seviyesine kadar önümüzdeki yıllarda taşımayı düşünüyoruz. Özellikle araştırma projelerimizde bunu yapmayı düşünüyoruz. Daha sonra da sanayi ortaklı projelerle bizlerin danışmanlığında bu teknolojileri ileri noktaya taşımayı düşünüyoruz. Örneğin OLED teknolojileri ya da kuantum dot, kuantum noktacık temelli diyot teknolojileriyle paneller, ekran teknolojileri, ekranlar, sensörler, kameralar, bunları geliştirmeyi planlıyoruz. Bunlarla ilgili araştırma projelerimiz var. Bunları ileri noktaya taşıyoruz. Kuantum teknolojilerinde yine faaliyet gösteren hocalarımız var. Bunların da aynı şekilde gerek bölümümüzde gerek akademik yüksek lisans doktora programımızın akademik kurulunda yer alan hocalarımızla bunun için gerekli altyapıyı oluşturmuş olacaksınız. Ve işte birebir hocalarla çalışarak vesaire bunlarda yer almış olacaksınız. Siz de bunun birer parçası olacaksınız. Sunumum bu şekilde. Biz bu yolculuğumuzda, bu amaçlarımızda,
bizlerin yanında olacak, bizlerle birlikte çalışacak öğrencilerimizi davet ediyoruz. Bu konulara özellikle ilgi duyan, bu açıdan Turul Hocam'ın bahsettiği aslında o bir algoritma gibi bir şeyden bahsetti aslında, çok da güzeldi. Eğer sizinle bir uyum yakaladığını düşünüyorsanız botanik alanının, gerçekten büyük bir başarı elde edebileceğinize inanıyorum. Büyük buraya gelip bu motivasyonla kendinizi de burayı da ileri noktaya taşıyacağınıza inanıyorum. Eğer böyle olduğunu düşünüyorsanız sizleri bölümümüz bünyesinde lisans programımıza bekleriz. Çok teşekkür ederim. Sorularınız varsa yanıtlamaktan zevk duyarım. Teşekkürler. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Şu an için bir soru yok. Gerçekten çok güzel bir sunum yaptınız. Tekrar teşekkürler katkınız için. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Yani sorularınız olursa öğrencilerimize buradan sesleneyim. Sorularınız olursa gerek bana, gerek bölüm başkanımız Canan Varlıklı'ya, bölümümüz web sayfasından yer yer ben buraya yazdım photonics.it.tr şeklinde. Oradan e-maillerimize ulaşıp bizimle iletişime geçebilirsiniz. Gerçekten lise öğrencilerinden biz böyle e-mailler aldıkça, fotonikle ilgili merak ettiklerini sordukça biz mutlu oluyoruz cevap vermekten. Aynı şekilde YouTube'da vesaire kendiniz de araştırarak bulabileceğiniz videolarımız var. Oralardan da bilgi edinebilirsiniz. Öğrencilerimizi de kendinizle iletişime geçebilirsiniz. Hayat kararı vermek üzeresiniz. Gerçekten önemli bir karar. Bunu en bilinçli şekilde yapacağım. Bunu da en bilinçli yapabilmeniz için de gerekli bilgiyi toplamanız lazım. Bizler de size bu konuda kaynak olmaktan zevk duyuyoruz. Teşekkürler.